Çağımızı tek bir kelimeyle anlat deseydiniz, hakikatsizlik çağı derdim. Nietzsche ölümünü müjdeledi, Dadaistler mezarı üstünde dans etti, postyapısalcılar zaten hiç olmadığını söyledi. Post-truth'tan söz etmeye başladığımız şu günlerde ise varsa da artık bir önemi yok. Neyin gerçek olduğu konusunda elimizdeki tek güvenilir kaynak bilim ama o da nasıl yaşamamız gerektiğini söylemiyor. Bireysel olarak depresif, toplumsal olaraksa devasa bir buhranın içindeyiz. İşte tam da bu belirsizlik anında gündelik hayatlarımızda bize kılavuzluk edebileceği umuduyla bazı felsefi okullar yeniden görünür hale gelmeye başladı. Bunlardan en önemlisi Stoacılık. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı, aktivist Nelson Mandela'dan, Amerika Birleşik Devleti'nin başkanı Theodore Roosevelt'e, Harry Potter serisiyle hepimizin hayatına dokunmuş J.K. Rowling'den, pazarlama dünyasının ünlü ismi Ryan Holiday'e, farklı işlerle uğraşan başarılı pek çok kişinin yaşam felsefesi haline geldi Stoacılık. O yüzden bu videoda Stoacılığın hayatlarımıza nasıl mutluluk ve anlam getirebileceğini görmek için Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius'un ahlak felsefelerine başvuracak ve yaşam hakkında verdiği öğütleri dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz diyorum çünkü bu videoya da sponsor olan Storytel sayesinde kitapları yalnızca okumakla kalmayıp aynı zamanda dinleme imkanına da sahibiz. Storytel'in kütüphanesinde bilimden öyküye, polisiyeden tarihe değin 2500 Türkçe sesli kitap var. Ayrıca 75.000 İngilizce sesli kitap ve 120.000 İngilizce elektronik kitap bulunuyor. Benim Storytel ile ilgili en sevdiğim şey ise her gün yaptığım yürüyüşlerime eşlik edebilecek tek kitap formu olması. Yürüyüş ve kitap bir araya başka şekilde gelemezdi sanırım. Ama bunu yalnızca masal veya öykü dinlemek olarak düşünmeyin lütfen. Çünkü özellikle benim favorim olan kurgu dışı kategorisinde yapay zekadan aydınlanmaya, bilimden beyine her tür kitap mevcut. Bunu yepyeni bir öğrenme deneyimi olarak düşünebilirsiniz. Söz konusu yaşama ilişkin öğütler olduğunda dinlemenin okumaktan gerçekten bir farkı var. Nitekim ben yaklaşık bir haftadır kulağımın içerisinde sürekli bana nasihatler veren bir Seneca ile yaşıyorum. Tüm budalalar kendinden hoşnut olmamanın yükünü taşıdığı için acı çeker. Açıklama bölümünde yer alan linki kullanarak Storytel'i 14 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Yani bu 3 Stoacı'nın nasihatlerini içselleştirecek kadar vaktiniz var. Stoa, antik Yunan mimarisinde bir sokak ya da agora'nın yanında yer alan, üstü kapalı, sütunlu galerilere verilen addır. Bu stoalar ticaret merkezleri olarak kullanılan halka açık yerlerdi. Sadece bu açıdan bakıldığında bile diğerlerinden farklı olarak Stoacı düşüncenin gündelik pratiklerimizin ortasında geliştiği söylenebilir. Kendine özgü görüşleriyle büyük ölçüde orijinal olmasına karşın aynı zamanda yüksek düzeyde eklektik bir felsefe hareketidir. Stoacılar Herakleitos, Sokrates, Kinikler, Platon ve Aristoteles'ten etkilenmiştir. İlk, orta ve geç dönemiyle birlikte neredeyse 500 yıl sürmüş, sonrasında ilk kilise babaları olan Tertullianus'u, Augustinus'u etkilemiş, bu etkileri Rönesans'a kadar uzanmış ve akabinde Spinoza'yı, Kant'ı etkilemiş bir felsefi düşünce biçiminden söz ediyoruz. Stoacılar mantıktan siyasete oldukça geniş çaplı bir düşünme ekolü gerçekleştirdiler. Ama bizim bu videoda yanıt bulmaya çalıştığımız soru nasıl yaşamalıyız olduğu için biz sadece onların doğa ve ahlak anlayışından söz edeceğiz. Nitekim Stoacılık, Batı ahlak geleneğinin Hristiyanlıktan sonra en önemli ikinci parçasını oluşturur. Ders 1. Doğanın planına güven. Zaten başka şansın yok. Stoa felsefesinin en belirgin özelliği doğa ve ahlak arasında bir ayrım olmamasıdır. Bu düşünce size biraz ilginç geldi mi bilmiyorum ama biz genellikle doğayı yani fiziğin alanıyla değerler alanını birbirinden ayırırız. Oysa Stoacılar doğa, tanrı, ilkeler,
değerler ve ahlakı birbirinden ayırmazlar. Bunların hepsinin özdeş olduğunu düşünürler. Bu açıdan materyalisttirler. Milattan önce 4'ten milattan sonra 65 yılına kadar yaşamış olan Lucius Seneca, Tanrı'nın evrenin her tarafına yayılmış akıl olduğunu söyler. O evrenin yapıcısıdır ama evrenin dışında bir noktadan evreni yaratmamıştır. Evrendeki her bir köşeye, her bir parçaya, insanın ruhuna nüfuz etmiştir. Eğer doğanın ötesi yoksa, doğada kendi içerisinde ilkeli, akılsal bir düzene sahipse, hayattaki en önemli şey aslında doğaya uygun yaşamak haline gelir. Çünkü Stoacılara göre insanın amacı mutlu olmaktır ve mutlu olmanın tek yolu ise doğaya uygun yaşamaktan geçer. Tabii bu hazcı anlamda bir mutluluk değil. Peki insanın doğası nedir? Burada doğa kavramını pek gelişigüzel kullanıyorlarmış gibi. Doğaya uygun yaşamak ne demek? Böyle ağaçlara sarılmak, hayvanları sevmek, gökyüzündeki güzel yıldızlara bakarak mutlu olmak mı? Bundan mı bahsediyorlar? Aslına bakarsanız bu bunun bir yanı olabilir ama çok küçük bir yanı. Oradaki doğa kavrayışı, insanın doğasından bahsederken ki doğa kavrayışımız özüne uygun davranmak. Bu da iyi bir açıklama olmadı sanırım şu an. İnsanın doğasını oluşturan şeyin onun akılsal ve sosyal bir varlık olması olduğunu söylerler. Yani diğer canlılardan farklı olarak akli yetilere sahip sosyal bir hayvanız. Bu açıdan insanın kendi doğasına uygun olarak yaşaması da böyle içgüdülerinin veya arzularının değil, aklın hüküm sürdüğü, toplumun değerlerini gözettiği bir erdemli yaşam olacaktır. Fakat burada bir sorun gözüküyor. Eğer ki Tanrı ve doğa özdeşse, doğanın kendisi içerisinde bir planı varsa, yani belirli bir amaca göre hareket ediyorsa ya da Depeche Mode'un da şarkısında söylediği gibi Tanrı'nın sadece onun anlayabileceği usta bir planı varsa bu durumda insanlar yalnızca birer piyon sayılabilir. İnsanın özgürlüğünden nasıl söz edeceğiz? Zaten doğa kendi planına uygun olarak hareket ediyor ve biz de onun içerisinde savrulup duruyoruz demektir. Diğer yandan eğer doğada yüce bir amacın olduğu fikrine katılmıyorsanız, bir amaçlılık olduğuna inanmıyorsanız, burada da amaç kavramının kendisine ilişkin büyük bir tartışma çıkar. Öncelikle bu amaç kavramından ne anladığımıza göre değişir. Biliyorum tam bir gıcık felsefeci cevabı oldu. Örneğin evrimin amacı var mıdır sorusunu evrimin amacı evrimi gerçekleştirmektir şeklinde yanıtlayabilirsiniz. Ama diğer yandan burada düzgün doğrusal bir hareket var mıdır ya da ulaşılması gereken nihai bir nokta var mıdır sorularını da onlarca farklı şekilde yanlışlayabilirsiniz. Ama konumuz bu değil. Burada Stoacılığa ilişkin benim güzel olduğunu düşündüğüm ve sizinle paylaşmak istediğim bir vurgu var. Stoacılar bir öte dünya alegorisi üzerinden hayatlarımıza anlam getirmiyorlar. Onlar hala bu dünyadalar. Evrenin kendi içerisinde bir planı vardır diyerek de kastettikleri evrenin de kendi doğasına uygun olarak hareket etmesi aslında. Tabii buna kim karşı çıkabilir ki? Ya da belki de hiçbir plan yoktur. Plan kavramının kendisi saçmalıktır. Kim bilebilir? Stoacılıkla ilgili sevdiğim şey kadercilik ve rastgelelik arasında boyun eğmekten farklı bir şey daha yapma şansımız olduğunu göstermesi. Ders 2. Ancak kendi eylemlerini belirleyerek özgür olabilirsin. Eğer biz determinizme, evrenin şu anki durumunun, daha önceki bir durumunun sonucu ve daha sonraki bir durumunun da nedeni olarak tanımlıyorsak, yani temel meselemiz nedensellikse, Stoacıların determinizme en çok inanan ve onu en çok savunan düşünürler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu bizim seçme şansımız olmadığını göstermez. Çelişkili gibi mi geldi? Size Krizipos'un tembel kanıtı olarak adlandırılan argümanından söz etmek isterim. Dünyadaki bazı olaylar basit, bazı olaylar ise karmaşıktır. Örneğin Sokrates'in falanca gün öleceği olayı basittir. Çünkü Sokrates ne yaparsa yapsın bir gün ölecektir. Yani sonuç değişmeyecektir. Ancak Oidipus'un Laios'un babası olmasıyla ilgili olan durum bu kadar basit değildir. Aynı cümleyi Sokrates ne yaparsa yapsın ölecektir cümlesini Oidipus'un baba olması konusuna uyarlayamazsınız mesela. Oidipus ne yaparsa yapsın her şekilde baba olacaktır demek doğru olur mu? Olmaz.
Oidipus'un baba olması için cinsel ilişkiye girmesi gerekir. Yani bu durumda sen ne yaparsan yap her şey olacağına varır şeklindeki tembel argümanının her zaman geçerli olmadığını görürüz. Bazı durumlarda bir olayın gerçekleşmesi ancak o kişinin o eylemi yapmasına bağlıdır. Mesela piyango kazanmak için piyango bileti almanız şarttır. Bu da stoacılıkta kontrol dikotomisi dediğimiz şeye bizi getiriyor. Bazı şeyler bize bağlıdır ama bazı şeyler bize bağlı değildir. Bize bağlı olmayan pek çok şey var. Doğum, ölüm, doğa olayları, pandemi, kafanıza bir yıldırım düşmesi ya da Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi adlı filmi hatırlıyor musunuz? Orada balerin olan Daisy'ye arabanın çarpma sahnesi vardı. But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents out of anyone's control. That taxi did not go by. And that driver was momentarily distracted. Daisy merdivenlerde oyalanmasaydı, arabanın şoförü 5 dakika geç gelseydi bu kaza yaşanmayacaktı. Ama oldu. Ve Daisy bunu kontrol edemezdi. Bize bağlı olmayan, kontrol edemeyeceğimiz dışsal olaylar vardır. Bazı şeyler bize bağlıdır. Başka bazı şeyler ise bize bağlı değildir. Bize bağlı olanlar yargılarımız, eğilimlerimiz, arzularımız, nefretlerimiz, tek kelimeyle bize ait olan eserlerdir. Bize bağlı olmayanlar ise bedenimiz, zenginlik, ün, güç, tek kelimeyle bize ait olmayan şeylerdir. Ün, güç, zenginlik bize bağlı olmayan şeyler olabilir ama bedenimiz nasıl bize bağlı olmayabilir ki diye düşünüyorsanız tekrar pandemiyi düşünün. Hiç hesapta yokken tüm çabalarına rağmen hayatını kaybeden binlerce insan var. İşte bu durumda bize şunu gösteriyor. Bilge, talihin yanar dönerli hediyelerine yüz vermeyendir. Çünkü onun en büyük eğlencesidir gözyaşıyla kahkahayı birbirine karıştırmak. Garip bir şekilde bu durum bana Nasrettin Hoca'nın doğuran kazan fıkrasını hatırlatıyor. Bilmiyorum katılacak mısınız? Ne demişti hoca hatırlayın. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? Aynı durumu hayatlarımıza uygularsak şans yüzümüze güldüğünde hayatın güzel ve anlamlı olduğunu düşünerek hayatı kabullenebiliyoruz da her şey aksi yönde gittiğinde talihsizlikler silsilesi yaşadığımızda neden aynı şekilde kabullenemiyoruz? İkisinin de kaynağı aynı şey değil mi? Yalnız burada kabullenme kelimesini kullanırken temkinli olmayı öneriyorum. Kabullenişle teslimiyet arasında ufak bir fark var. Stoacılara göre insan sadece başına gelen şeyleri kabullenen, böyle edilgin bir halde kalmamalıdır. Tanrı veya evren artık her ne derseniz deyin, onun planına aktif bir şekilde katılmalı, ona destek olmalı, bunun için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. İşte mesele tam olarak burada başlıyor. Krisipos'un silindiri olarak adlandırılan benim çok sevdiğim bir argüman var. Eğer birisi yokuşun başında silindiri iterse, silindir aşağı doğru yuvarlanacaktır. Fakat yuvarlanmaya devam etmesinin temel sebebi onun itilmiş olması değildir. Aslında bu düşmenin devamlılığında belirleyici olan silindirin kendi içsel yapısıdır. Mesela aynı neden yani bu itme hareketi bir küpe uygulanmış olsaydı, küp aşağı doğru yuvarlanmayabilirdi. Çünkü kübün köşeli doğası buna izin vermeyecekti. Aynı şey insan için de geçerlidir. Dışsal nedenler farklı şekillerde harekete geçirici etkilerde bulunsalar dahi ortaya çıkacak tepki kişinin kendi doğasına bağlıdır. Silindir misiniz, küp müsünüz? Nedenler bizim elimizde olmayabilir ama bu nedenlere vereceğimiz tepki bizim elimizdedir. Asıl soru şu, başına böylesi bir felaket geldi ama sen bu felaketi nasıl karşılayacaksın? Kabullenmek stoacı bilgeliğin iki parçasından biri ise diğeri katı determinizme rağmen kişinin kendi hareketini belirlemesidir. Platon'un filozof kral idealinin gerçekleşmiş hali olan Marcus Aurelius'un da dediği gibi insanın bulunduğu her yer, her an için bir cennet, hatta bir inziva ve huzur alanı olabilir. Yeter ki cennet zihinde inşa edilmiş olsun. Bu yüzden başımıza ne gelirse gelsin, olmakta olan her şeyin belirli bir akla, düzene göre gerçekleştiğini, yani en iyisi olduğunu düşünerek sadece gücümüz dahilinde olana odaklanmalı
ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu gerçekten iyi bir kriz yönetimi. Başına gelenlere değil, senin buna ne şekilde tepki vereceğin konusuna odaklanmak. Çünkü aman benim bu başıma gelenler tavrı, kendinizi kurban pozisyonu içerisine sokarak tembelliğinizi meşru kılmaktan fazlası değil. Peki bu durumda iyi ne? Yani insanın kendi doğasına uygun davranmasının akla uygun davranmak olduğunu söyledik. Ama akla uygun davranarak neyi nasıl belirleyeceğiz ki? Aslında bunlar o kadar da net olmayan tanımlar. Çok sübjektif bir şeyden bahsediyormuşuz hissiyatı oluştuysa sizde, hemen bir ölçüt ekleyeyim. Ders 3. Kendiniz için değil, bütünün iyiliği için. Yunanların kategon terimiyle ifade ettiği, Cicero'nun ise officium terimiyle karşıladığı uygun iş, uygun eylem vardır. Bu kurama göre doğa insana farklı farklı roller vermiştir. Bu rollerden birisi aynı akla, bizi hayvanlardan ayıran, ortak konumumuza uygun olarak paylaştığımız evrensel roldür. İkinci rol ise hepimizin kendi kişiliklerimize, bireyselliklerimize, hayatlarımıza uygun olarak sürdürmemiz gereken rollerdir. Örneğin bir babanın babalık rolünü, bir yöneticinin yöneticilik rolünü, bu videoyu izleyen öğrencilerin ise öğrencilik rolünü layığıyla yerine getirmesi beklenir. Başınıza gelen facialarda da, mutluluk verici olaylarda da aslında hepsinin geçici olduğunu hatırlayarak üzerinize düşeni yapmalısınız. Marcus Aurelius'un da dediği gibi ölümden sonra en kalıcı şöhret bile küçüktür. Hayatlarımız yalnızca birer andan ibaret. İşte Stoacılar bu iki rol arasında sıkı bir ilişki olduğunu, bireyselliklerimizin de en temelde birinci roldeki evrensel akla göre şekillenmesi gerektiğinden bahseder. Çünkü akıl sahibi canlılar olarak bizler toplumsal varlıklarız. Dahası evrensel insan kozmopolit kavramını öne sürerler. O yüzden her eylemimizde şunu sormalıyız. Bu insanlık için iyi mi? Marcus Aurelius'un da dediği gibi, arı kovanı için iyi olmayan, arılar için de iyi olamaz. İnsanlığa karşı olan sorumluluğundan dolayı oynadığın rolü layığıyla yerine getirmelisin. Bu rolün daha küçük veya daha büyük olduğu gibi bir hiyerarşi yok aslında, biz kendimizi uyarlarsak. Sadece yaptığın şeyin toplum için değer yaratıp yaratmadığını düşünerek, değer yaratmıyorsan da değer yaratma sorumluluğunun bir parçası olmalısın. Her anını son anın gibi yaşamalı, üzerine düşeni sadece kendi iyiliğin için değil, bütünün iyiliği için yapmalısın. Yani özetle doğanın o büyük planına katkı sağlamalısın. (Gülüyor)